T24'te sık sık siyaset konuşuyoruz ama siyaset hukuksuz olmuyor. Hukuksuz deyince hukuk her zaman gündemimizde, siyasetin içinde ve dışında her zaman hukuk konusu, hukuk arayışı sürüyor ve hukukla ilgili pek çok tartışmalar. Şimdi hukuk deyince, hukuk devleti deyince, adalet deyince bu sözlerle adını son derece sık, son derece fazla duymaya alıştığımız bir hukukçu var, bir avukat var. Turgut Kazan var bugün. Konuğumuz avukat ve eski İstanbul Barosu avukatlarından, başkanlarından. Turgut Bey hoş Hoş bulduk. geldiniz. Pek çok konu var hukuk ve hukuksuzluk üzerinde. İyimser olmak istiyor canımız ama iyimser olmak gerçekten zor. Yine de ben bir zorlamayla iyimserliği bir deneyeyim. Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül birkaç kez Türkiye büyük bir kadim ve hukuk devletidir dedi. Bu biraz iyimser bir giriş olsun. Ama hemen ardından sizin görüşünüzü sorayım. Siz birkaç kez üst üste belki birkaçtan da fazla 12 Mart'a ve 12 Eylül'e atfen onlarla kıyaslayarak bugünkü durum daha kötü diyorsunuz. Niye bu kadar kötümsersiniz? Şimdi yaşadığım örneklerden işte çıkardığım bir sonuç. Yani ben işte 12 Mart'ta sık yönetim mahkemelerini yaşadım. Sanık oldum. 15 yıla mahkum oldum. İşte 4 yıl kadar cezaevinde kaldım. İşte oradaki yargılamaları gördüm. Gerçi mahkum olmadan önce 12 Mart'ın içinde müdafilik de yapmaya çalışmıştım. Sonra 12 Eylül'de büyük davalarda yani darbecilerin çok kızdığı sanıklara ait davalarda DİSK davası, Barış Derneği davası, Türkiye Yazarlar Sendikası gibi davalarda müdafilik yaptım. İki ayrı davada, birisi dilekçe davası olmak üzere sanık oldum. O yüzden 12 Eylül yargılamalarını da tanıdım. Tabii hiç yanlış anlaşılmasın, oralar daha adildi falan demiyorum. Çünkü işte sükretim askeri mahkemesi ile adaletin elbette bir ilgisi olamaz. Ama hangisi daha kötüydü diye sorarsanız, özel yetkili yani FETÖ'ye teslim edilen HSYK elinde özel yetkili mahkemeler sıkıntı mahkemelerinden çok daha kötüydü. Yani bu Balyoz Ergenekon davalarına bakan mahkemeler çok daha kötüydü. Savcıları ve yargıçları savcı ve yargıç değildi. Bir dinsiz, imansız, vicdansız bir merkezin militanlarıydı. Hatta bunlardan birine ben militan dediğim için tazminat davası açıldı. İşte tazminat ödemeye mahkum edildim falan. Ama şimdi şu anda yaşadıklarımız kesinlikle özel yetkili mahkemeler döneminden daha kötüdür. Hangi açıdan? Çünkü onlar işte Türkiye hukuk öyle, hukuk devleti öyle olur diye, yargılama öyle olur diye delil yaratmaya çalışıyorlardı. Onlar sahteydi. Ama hiç değilse sanıklar ve müdafileri o dayanılan delillerin sahte olduğunu kanıtlayarak bir çeşit kamu vicdanında, çünkü bu davalar kamu vicdanının da yani tartıştığı davalardır bu tür davalar. Çünkü bu davalar bildiğimiz davalar değildir. Dünyada örneği yaşanan, yani şu anda örneği yaşanan davalar değildir. Türkiye'ye özgü davalardır. Siyasal amaca varmak için, bir amaca varmak için açılmış davalardır. O yüzden biz orada müvekkillerimize yapılanın ne kadar haksız olduğu yolunda kamuoyunda bir işte izlenim yaratabiliyorduk. Şimdi ise delil melil aramadıkları için biz neyi tartışacağız? O delilin sahte olduğunu, işte bizzat savcı tarafından konulduğunu falan bir çeşit ispatlanıyordu. İspatlanırken de müvekkillerimiz haklı oldukları işte vurgulandığı için belki işte cezaevi dayanılır oluyordu onun için. Ama şimdi delil yok. Şimdi Osman Kavala içeri atıldı. İşte şu kadar ay oldu. Şimdi 16 ay oldu. Ne anlatacaksın? Şimdi çünkü zaten delil melil. Ya örneğin şu son iddianameyi bir FETÖ'cü savcı dosyaladı. Soruşturmaya o başlatıldı. O yani FETÖ'cü savcının bunu başlatırken ki amacı
bunu ilk kez söylüyorum, büyük olasılıkla Erdoğan bertaraf ettikten sonra bunları almaktı. Yani itiraz edecekler, işte konuşacak insanlar falandı bunlar. Onları alacaklardı. Onun için birkaç tane dosya, öyle bir tane falan değil, birkaç tane dosya hazırladılar. O dosyaları sonra ele alacaklardı. İşte 17-25 olayında onlar bertaraf edilince o dosyalar orada kaldı. O dosyalardan bir kısmı için takiplik verildi. Bu dosya için şimdi yeni yani mevcut siyasal iktidar bir o dosyayı malzeme yaparak bir yere ulaşmak istiyor. Nedir o yer? Susturulmuş toplum. Korkunun doruklara çıkarıldığı, herkesin susmak zorunda kalacağı bir toplum yaratmanın aracı olarak kullanılıyor. Siz aslında girdiniz konuya ama şimdi son günlerin şeyi dün Gezi Parkı iddianamesi, Gezi Parkı ve Kavala iddianamesi sonunda çıktı. Siz hepsini okumamış olabilirsiniz. 657 sayfa. Sizin bazı mahkemeler gibi hızlı okuma deneyiminiz yok galiba. Bazıları 60-70 klasörü birkaç saatte okuyabiliyor. Siz okumamış olabilirsiniz ama genel itibariyle bunu değerlendirmenizi rica edeceğim. Çünkü bizim arkadaşımız, Ankara temsilcimiz Gökçer Tayıncıoğlu yazdı bununla ilgili bir yazı. Yani yazıyı sonuna kadar okumakta zorlandım. Bu Sırp örgütü Milosevic'ten, Maroviç'ten tutun Mısır giriyor işin içine. Soros bir tarafta Kavala'ya bağlanıyor. Arada Mehmet Ali. Yani olmayan saçlarım dimdik oldu bunu okumaya çalışırken. Nedir bu şimdi, Gezi Parkı iddianamesiyle gidiyorsunuz? Bu şeyin Gökçer'in yaklaşımındaki vurguladığı işte bölümlerle ilgili birçok mizah hikayesi çıkarılabilir. Çıkarılacaktır da. Onlar çok konuşulacaktır. Ama ben bir hukukçu olarak hukukun olmadığı bir Türkiye'de şunu söyleyebilirim. Söyledim de bugün kamuoyuna. Burada tekrarlamak isterim. Bir kere iddianameye baktığınız zaman diyor ki suç tarihi olur iddianamede. 2014 öncesi diyor. 2014 öncesi. İşte Taksim Platformu davasına baktığımız zaman bu Temmuz 2013'te sona ermiştir. Demek ki bu iddianame, bu dava 4 yıl 7,5 ay sonra açılmış. Şimdi 4 yıl 7,5 ay sonra açılınca açılması ne demektir? El altında tutulan o dosya siyasal amaçla kullanılıyor demektir. Kullanılıyor demektir. Ancak ben şunu hemen ona ekledim. Hatta daha önce de Sayın Cumhurbaşkanı'nın danışmanlarını ve savcıları uyarıyorum diye bir açıklama yapmıştım. Erbakan kararını okuyun. Orada niye yanlış bir yolda olduğunuz anlaşılacaktır. Nedir o Erbakan kararı? Erbakan'ın işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurusu üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir kararı var. Diyor ki ya sizin suç saydığınız eylem 4 yıl 5 ay geçtikten sonra işte soruşturma başlanması hukuk devletiyle bağdaşmaz. Belli ki bu siyasal amaçlıdır. O yüzden de ihlaldir. Yani sadece 4 yıl 5 ay sonra soruşturma başlamış olması, dava açılmış olması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce ihlal sayılıyor. Burada da demek ki Erbakan kararına göre. Başka bir karar desem kız belki o bizi bağlamaz derler. Ama hiç değilse Erbakan kararı saygılı olmak gerekir diye, olmaları gerekir diye söylüyorum. Erbakan kararına göre 4 yıl 5 ay sonra başlatılan bir soruşturma nasıl ki ihlalse 4 yıl 7,5 ay sonra açılan bir davada apaçık bir ihlaldir. Bir, iki, ya bu sanıklar arasında olan yapıcı bizim müvekkilimizdi ve bu ana dava, Gezi olaylarının ana davası işte Taksim Platformu davası olarak açıldı ve orada örgüt üyeliği ve işte yasa dışı yürüyüş yapmak, gösteri yapmakla suçlandı. Sanıklar yargılandılar, beraat ettiler. Şimdi bizim de onayladığımız Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 7. ekine göre siz asla bir eylemi ikinci kez yargılayamazsınız.
Anayasada da bu var değil mi? Yazmışsınız tweet'te 95 yani, maddesi. Bizim anayasada yok da 95'te hı-hı, yani 90/5'te şey var yani uluslararası sözleşmelerin önceliği. Evet. İmzalamışsınız, kanunla kabul etmişsiniz, kanunla kabul ettiğinizi Avrupa Konseyi'nin her bir birimine bildirmişsiniz. Hı-hı. Çünkü bizim onayladığımız ama henüz Avrupa Konseyi'ne onayladık diye bildirmediğimiz şeyler var, protokoller var. Çünkü bildirmediğin zaman ihlal edebiliyorsun. Şimdi burada herhalde başımıza bir şey gelmez diye bildirmişiz. Bildirdiyseniz uyacaksınız. Yeni bir yani bir eylemi biz ama başka suç sayıyoruz diyerek yeniden yargılayamazsınız. Çünkü o beraat kararı ya da mahkumiyet kararı verilmişse mahkumiyet kararı ceza kanunlarındaki bütün maddeler dikkate alınarak verilmiş sayılır. Yani hiçbir maddeye göre, çünkü mahkemeler eylemle bağlıdır. Savcının istediği maddeyle bağlı değildir. Uygulanmasını istediği maddeyle bağlı değildir. O yüzden mahkeme karar verirken bugünkü 312, 314 hükümeti devirmek falan gibi maddelerin hepsini dikkate alarak verilmiş sayılır. Dolayısıyla yapıcı için tabii sadece o değil, birkaç sanık var. Asla bir yargılama yapamazsınız. İşte ceza mahkemeleri kanununun 223.7'sine göre davayı reddetmeniz gerekir. Böyle bir davayı konuşuyorsunuz. İçindeki masalları okusanız ne olur, okumasanız ne olur, anlatsanız ne olur, anlatmasanız ne olur, kaç kere hangi uçakla nereye gittiğinizi bilseniz ne olur, bilmeseniz ne olur. Bu nedenle yani işte Türkiye'nin hukuk devleti olmadığına dair tipik bir örnektir. Acıklı bir özet oldu. Şimdi aslında son dönemde yargıçların verdiği kararın bozulması, savcının tekrar olaya el koyması, bırakılan salıverilme kararı olan insanların içeriden çıktıktan sonra ya da içerideyken daha çıkamadan Renev'le Erdem hatırlıyoruz. Alparslan Kuytul çok enteresan bir örnek. Ben açıkçası bununla ilgili en ayrıntılı bilgiyi sizin akıcı anlatımınızda Ayşenur'un programında Halk TV'de izledim. Alparslan Kuytul 60 civarında klasör var. Serbest bırakılıyor. Ertesi gün alınıyor. İşte o hızlı okuma kursu derken şimdi alınıyor. Bu tabii. Ve tekrar alınıyor. Hatta karısı şimdi, bile, eşi bile mağdur. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani aslında yargının bağımsızlığı kalmamıştır, tarafsızlığı kalmamıştır. Bunda bir kere herkes birleşsin, birleşmelidir. Bu görülüyor yani. Ama o da yetmiyor siyasal iktidara. Niye yetmiyor? Ya şimdi düşünülüyor ki işte o bağımsız ve tarafsız olmayan yargı yeri sanıkla işte bir ay, beş ay, on ay, on üç ay işte duruşma geliyor, çıkıyor. Şimdi mahkeme düşünüyor ki ya bu ne biçim suçlama artık yani. Tamam tarafsız değil, bağımsız değil ama yazık artık diyor. Çünkü onu tanıyor, onu görüyor, klasörlere hakim oluyor. Bunu artık tahliye edelim diyor. Yani kendisinin tahliye kararı verebileceğini düşünüyor. Verirsek kimsenin kızmayabileceğini düşünüyor. Yani tabii ki her oturumda yukarıdan talimat gelmiyor. Böyle bir şey söylemiyorum zaten. O yüzden hakim, mahkeme yani boş bulunup tahliye kararı veriyor. Şimdi o zaman denildi ki bu bize yetmez. Yani bağımlılık ve taraflılık yetmez. Olağanüstü hal kararnamesiyle 696 sayılı olağanüstü hal kararnamesiyle bu ceza kanunumuz, ceza mahkemeleri kanunumuzun 104. maddesine bir değişiklik koydular. Şimdi ben kanun maddesini okuyayım size. Şüpheli veya sanığın tutukluluk halinin devamına veya salıverilmesine hakim veya mahkeme karar verir. Bizim kanunumuz bu. Hı hı. Devam ediyor. Red kararına itiraz edilebilir. Yani olumlu karar çıkmışsa artık savcıya değil yani, bir şey yok. Tabii. Şimdi ama olağanüstü halde dediler ki evet, ya bunu olağanüstü halde bir buraya bir red kararı yerine bu kararlara denildi. Bir bu kararlara itiraz edilebilir. Bunu olağanüstü hal için geçerli sayabilirdim. Ya o hal kalkmadı mı? Yeterli sayabilirdim. İşte olağanüstü hal kanunla onanıyor ya. O bir onama işlemidir.
Ama Türkiye'de ne yazık ki o onama işlemi kanun değişikliği de yapabileceği şekilde kabul ediliyor. Ve dolayısıyla size okuduğum temel kanunun 104. maddesindeki o cümle değiştirilmiş oluyor. Ya dünyada böyle bir örnek olamaz. Çünkü asıl olan özgürlüktür. Onun tutuklama kararına dönüşmesi hakim kararıyla olur. Hakim bıraktıysa bitmiştir. Başka bir hakim aramak ayıpların en büyüğüdür. Hele hele yargılama sırasında siz savcısınız, davayı açmışsınız. O yargı yeri karar verecek. Siz orada delilleri tartışırsınız, işte sorular sorarsınız savcı olarak. Ama mahkeme bıraktıysa itiraz etmek diye bir şey nasıl düşünülebilir? E şimdi orada 60 klasör var zaten. Oraya gittiği zaman şimdi öbür sıradaki mahkeme diyor ki herhalde buna çok kızdılar, bana da kızarlar. Çünkü zaten bağımsızlık yok, zaten tarafsızlık yok. O 60 klasörü 5 dakikada okuyup yakalama tutuklama kararı veriyor. Bu sefer öbür mahkeme eyvah şimdi bana kim bilir ne kadar. Yani evet. Suç vasfının değişebileceğini belirterek Kuytul'da da Avukat Selçuk Kozağaçlılar'da da bu belirtilerek ve hele Kozağaçlılar'da daha büyük vurgular yapılarak tarihe karar verilmişken yani Kuytul Eren Erdem. Bak Eren Erdem'le ilgili tahliye kararı bir kere hükümle de tahliye kararını adeta zorunlu kıldığı halde mahkeme 4 yıl 2 ay hüküm kurdu, tahliye edemedi. Çünkü kızıldığı anlaşılıyor. Daha belli değil, belki daha o örneği de göreceğiz. Belki hükümle birlikte tahliye kararı verilince o bölüme de savcıya itiraz hakkı tanınacak uygulamada. Belki zaten hükümden sonra bile tutukluluk tahliyeyle sonuçlanmışsa geri dönme imkanı. Bu ilkel bir düzenlemedir, çağ dışıdır, hukukla bağdaşmaz. O yüzden mahkemeleri esir almak gibi bir sonuca ulaştırıyor. Mahkemeyi bir çeşit vereceği karar konusunda kesin yönlendiriyor. O yüzden madem bu olağanüstü hal kararnamesiyle getirildi, hiç değilse o kanun sayılıyor, kanunun değiştirilmesi sayılıyorsa bu kanun değiştirilmelidir. Yani Türkiye'de parlamento eğer hukuk devletine inanıyorsa hiç değilse bu değişikliği yapmalıdır. Önümüzdeki günlerde böyle bir çalışmayı Adalet Bakanı'na göndereceğim, göndermeyi düşünüyorum. Ve kamuoyuna da bir çeşit çağrı yapacağız. Ne olur herkesin güvenliği için hiç değilse bu değişikliğin yapılması talebinde bulunun. Sizin çalışmanız mı bu, yoksa herhangi bir komisyon falan mı topladınız? Yok, ne biz yaptınız? Yani işte tabii ki değişik hukukçulardan, çeşitli hukukçulardan da destek alarak. Yani bu özetlediğiniz şeyle ilgili az önce de konuşuyorduk, yayın öncesi enteresan bir kavram da ürettiniz. Yandaki mahkeme uygulaması. Tabii bu medya kullanırken bu deyimi, bu şeyi anlatırken, tanımlarken bir üst mahkeme diyor. Bir üst mahkeme diyor. Bir üst mahkeme diye bir şey yok. İşte ağır ceza ağır cezadır. Bir ağır cezanın tahliye kararını başka bir ağır cezaya inceletmek çok büyük bir ayıptır. Kesinlikle hukukla bağdaşmayan bir zorbalıktır. Ve aslında Türkiye'de şöyle bir uygulama vardı, anlayış vardı. Bir de mahkemeler arasında, yani mahkemedeki hakimler arasında ki ilişkileri bozacak bir şeydir. Yani eskiden tutukluluğun devamı kararına sanığın itiraz hakkı vardı ya. Evet. Şimdi sanık itiraz ettiğinde mahkemeler onu kabul edemezdi. Çünkü ya dosyanın hakimi o mahkeme. Şimdi ben bu dosyayı okumuş sayılamam. O yüzden tahliye edersem yanlış bir şey yapmış olabilirim. Zaten okuyabilmem mümkün değil, anlayabilmem mümkün değil. Zaten yargılama kağıt okumaktan ibaret değildir. Ceza yargılaması sözlülük ilkesine dayanır. Yani dinleyecek, tanıkları dinlemiş olacak. Ya sen tanıkları dinlememiş bir mahkemesin. Sen sanığı dinlememiş, görmemiş bir mahkemesin. Nasıl olur da dosyanın üstündeki kağıda bakarak tahliye edilmiş bir insanı tutuklayabilirsin? Ha,
Çünkü yargı kalmamıştır. Yargı kalmamıştır. Adalet Bakanı ne derse desin. Türkiye'de yargı kalmamıştır. Bir kere kalitesi kalmamıştır. Ya şimdi o Diyarbakır Çermik miydi? Şimdi o savcı bir kalite örneğidir. Hı hı. Yani o savcı işte şöyle bir adamdır, böyle bir adamdır diyerek o savcıya inisar ettirmeyin. Türkiye'deki yani bu işte FETÖ tasfiyesiyle birlikte yaşanan olayda AKP çizgisi şöyle yaptı. Bunlardan tabii bunları temizlememiz gerekir. Onda hiç kuşum yok. İyi de yerine hakim hukukçu almamız gerekir. Hayır. Bizim takım olacak. Bizim takım kim? İşte ilçeden avukat bilmem kim, ilçe yönetim kurulundan, il yönetim kurulundan. Ya böyle birilerine hakim alamazsınız. Güvenilir birilerine hakim alamazsınız. Sadık. Bakın, Sayın Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi'ne inanılmaz bir şey yaptı. Milletvekili yapmış, mitinglerde onu alkışlamış insanı Anayasa Mahkemesi'ne seçti. Ya Anayasa Mahkemesi'nin bir tek görevi var, temel görevi. Kanunlara, anayasaya aykırı kanunları denetlemek. Bunu kim yapacak? İşte ana muhalefet partisi dava açabilecek. Şimdi mecliste AKP milletvekili yapmış birine Anayasa Mahkemesi yapıyorsun. Ana muhalefet partisi işte bir kanun anayasaya aykırı olduğunu söyleyecek, dava açacak, o da buna bu karar verecek. Tabii ana muhalefet partisi için de bir şey söyleyeyim. Ne yazık ki Sayın Kılıçdaroğlu hem bunu eleştirmedi hem o üyenin and içme törenine gitti. Oysa buna şiddetle karşı durdum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bizim Türk yargıcımız 2,5 yıldır fazladan görev yapıyor. Niye? Çünkü kaç kez oldu bilmiyorum. Her seferinde Türkiye için 3 aday gösterildi. Her seferinde geri çevrildi. Çünkü anlayışları bu. Orada iyi bir hukukçu olsun, gerçekten liyakatlı bir adam olsun arayışları yok. Bizim adam olsun. Oysa hakim kimsenin adamı olmayacak adamdır. Yani iyi bir hukukçu olacaktır, tarafsız olacaktır. O nedenle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki tutumlarıyla son Anayasa Mahkemesi üyesi atarken yaptıkları tutum, ya takındıkları tutum, bugünkü yargının ne olduğunu gösteriyor. Ne yazık ki kalitede son derece düşüktür. Her dava için, her insan için, hak arama özgürlüğünü kullanacak her yurttaş için bu bir felakettir. Yine de umudunuz var mı? Yani parlamentoya mesela bir tasarı gönderiyorsunuz. Şimdi umudum şöyle. Yani Türkiye'nin temel sorunu demokrasi ve hukuk devleti sorunudur. Zaten hukuk devleti yoksa demokrasi yoktur. Yani sadece sandık demokrasi sayılmaz. Yani muhaliflerin güvencede olması için yani muhalif seslerin işte güvenceli söylenebilmesi için iyi bir yargınız olacak. Yani benim güvencem nedir? Yargıdır. Ama yargı yoksa demokrasi de yoktur. O yüzden Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde ilk hedefi hukuk devletinin oluşturulabilmesi için bağımsız yargıyı kurma mücadelesi, bağımsız yargıyı gerçekleştirme mücadelesi şeklinde olacaktır. Bu mücadeleyi vermemiz gerektiği için umutluyum. Çünkü umutsuz yaşanmaz, evet. Umutsuz mücadele verilemez. Hukukun bağımsızlığının ve kalitesinin sağlanması konusunun üzerinde vurgu yapıyorsunuz. Bu açıdan Türkiye'nin yeni sisteme, ne diyorlar, Cumhurbaşkanlığı sistemine veya başkanlık sistemine geçmesi, bu açıdan ileri ya da geri gidiş açısından bir nitel değişiklik yaptı mı? Çok önemli bir geri gidiştir. Yani başkanlık sistemi değildir çünkü. Başkanlık sistemi yani tartışılabilirdi. Başkanlık sistemi hem parlamentonun denetimi sağlanıyorsa hem yargının denetimi sağlanabiliyorsa o zaman başkanlık sistemini savunanlara saygıyla bakardım. Ama Türkiye'de yapılan öyle bir başkanlık sistemi tartışması değildi. Türkiye'yi tek adama teslim etme arayışıydı. Zaten dediler ki kuvvetler ayrılığı ne ki?
Kuvvetler Birliği esastır. Hı hı. Kuvvetler Birliği esassa tek adam her şeye hakim demektir. Yargıya da, parlamentoya da. O yüzden o tabii zaten Türkiye'de yargı her zaman sorunluydu ama hiç bu kadar kötü değildi. Evet, bir başka size sormak istediğim şey de demin isimlerini geçirdik gerçi ama Alparslan Kuytul, bir başkası Eren avukat. Eren Erdem. Selçuk Kozağaçlı ve arkadaşları. Bunları ziyaret ettiniz, gördünüz mü, evet, kendilerini? Gördüm. Nasıl durumdalar? Yani, neler tabii aktarıyorlar ki, size? İnsanlar cezaevine girince tabii sağlıklarını korumak için dikkatli olurlar. Onları da öyle gördüm. Önemli olan o çünkü. Önemli olan moralinizi ve sağlığınızı korumaktır. Yani onları da her ziyaret ettiğimiz Osman Kavala'yı da gördüm. Osman Kavala, yani, evet. Hepsinin de. Ya içinde bulundukları şartları anlatıyorlar mı size? Nasıl? Ya şimdi cezaevi şartları tabii ne yazık ki önemli ölçüde çoğu için bir tecrit uygulaması yapılıyor. Tabii tecrit uygulaması yani bir ihlaldir. İnsan hakları ihlalidir. İnsanlıkla bağdaşmaz. Ama birçoğu için o uygulanıyor. Ne yazık ki ta işte FETÖ tartışmalarından beri ve bugün de yoğun olarak. Yani tek başına bir hücrede kalması, arkadaşlarla spor yapaması, vakit atamaması. Tabii. Yani o uygulama ya maruz kalanların işte o teşhit uygulamasıyla karşı karşıya kalanlar için durum zordur. Bu tabii yalnız onlarla sınırlı değil. Türkiye'nin birçok yerinde birçok tutuklu ya da hücumluya öyle uygulama yapılıyor. Anladım. Ahmet Altan'da var mıydı ziyaret ettikleriniz? Hayır. Arasında? Yoktu. Hı hı, anladım. Peki şimdi bu çizdiğiniz tabloda gerçekten gidişin ne olacağını görmek ya da bununla ilgili iyimser olmak, ki ben iyimserlikle başlamayı denemiştim, kolay değil. Size bir de sormak istediğim, madem bugün gazetecilerin konuğusunuz, bu basın özgürlüğüyle ilgili durumumuz nedir? Bu konuda yüreğimize su serpecek bir cümleleriniz var mı? Basın hemen hemen kalmadı ki basın özgürlüğünü tartışalım. Şimdi bakın, bizim anayasamızda akla gelebilecek basınla ilgili teminat olarak şu düşünülmüştü. Basın araçları asla müsaade edilemez. Şimdi yani aslında anayasayı yapanlar 12 Eylül darbesi dahil ya yani basına ilişkin böyle bir şey koymamız gerekir diye düşünmüşler. Zaten eskiden de vardı. O yüzden koymuşlar. Ama bu yönetim ne yaptı? Basın araçlarına müsaade yasağını bir çeşit açıkça ihlal etmedi. Ne yaptı? Hepsini batıracak bir sistem uyguladı. Yani akşamdan Star'a, yani böyle gidişe bakın. En son İşte Doğan Medya'yı. Ya mesela yani Milliyet Gazetesi bize geçsin de işte ona göre yayın yapsın, Hürriyet Gazetesi bize geçsin de ona göre yayın yapsın diye değil. Bunlar batsın diye. Mesela Vatan Gazetesi sonuçta battı. Çıkıyor mu çıkmıyor mu kimse bilmiyordu. Şimdi şu anda Milliyet Gazetesi çıkıyor mu çıkmıyor mu kimse bilmiyor yani. O nedenle hemen hemen hepsini içini boşalttı ve sonra batacak. Zaten batsın diye yapıyor. O yüzden müsaade eden daha kötü bir iş yapıldı. Ama işte anayasadaki müsaade yasağı ihlal edilmemiş oldu. Fakat basın kalmadı. Yani tabii birkaç gazete var. O gazeteler imkanları sınırlı gazeteler olduğu için zaten satışları çok düşük. 80 milyonluk Türkiye'de ya o gazetelerin de üstelik satışlarının düşük olması yetmiyor. Buradan sizin sorunuza gelebiliyorum. Yani bu 3-5 gazete için, çok az satan 3-5 gazete için de tabii ki ifade, işte basın özgürlüğü söz konusu. Onların da öyle bir özgürlüğü yok. Çünkü en çok, en klasik uygulanan şey Cumhurbaşkanlığı Hakaret 299.
O zaten herkes için bir tehdit. Çünkü şunun için... Sosyal medya kullanıcılar bile. Onlar için bile. Madem ki biz artık başkanlık sistemiyle birlikte ya da işte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte Cumhurbaşkanlığın parti üyesi, parti genel başkanı olabileceğini kabul ettik. O zaman yani parti genel başkanının işte hele hele çok sert, çok şiddetli, yani çok yani rakiplerini aşağılayan sözlerine karşı bir şey söylemek 299 kapsamına girmemesi gerekirken, aa işte o şunu söylediğinde siz ya bir dakika o öyle değil dediğinizde 299 oluyor. O zaman tabii basın özgürlüğü diye bir şey zaten öyle bir şey yok. Ama öncelikli sorun basın yok edildi. O yüzden basının yok edilmesi daha temel bir sorun. Ona nasıl ulaşırız onu ben çok iyi bilemiyorum. İşte belki sizin yaptığınız gibi işte ayakta durmaya çalışarak bir şeyler yapmayı işte kendilerine görev sayanların duyurabildiği şeyler var. Yoksa televizyon açamıyorsunuz. Yani belgesellerle, işte yemek programlarıyla, gezi programlarıyla onları arayarak onları da yetin. Çünkü her açtığınızda çok yüksek sesten işte birilerine bir şey söylendiğini duyuyorsunuz. Ve aynı şeyler söylendiği için zaten ne öğreneceğim? Ya her bir kanal 1, 2, 5, 7, 9, 11... O yüzden belgesel aramaya çalışıyorsunuz. Peki, söyleşimizin sonuna geldik. Turgut Bey, ben bugün sizden olumlu, iyimser bir şey duymayı beceremedim. Çünkü Türkiye'deki durumumuz bu, halimiz bu. Sosyal medyadan da sorular İyimser geldi. İyimser olarak şu olabilir. Yani bütün yurttaşlar, bizi dinleyenler, işte 31 Mart'ı ıskalamasınlar. Aha. Şu ya da bu gerekçeyle yanlışlar yapmamaya çalışarak... yani demokrasiyi işte arayan bir yaklaşımla sandığı yani hem kullansınlar hem korumaya çalışsınlar. İyimserlik için bir ufak fırsat daha. Son soruyu ben aslında bizim seyircilerimizden de sorular geliyor sosyal medyadan. Bir Bilyon Marmara, aslında demin ben Umut'la ilgili bir soru sormuştum ama ondan bir soru geldi. Bilyon Marmara adıyla bir seyircimiz. Kurtuluş, büyük harflerle yazmış. Kurtuluş umudumuz var mı diyor. Tabii benim tabii. Sorum da şuydu. Biraz kişiselleştireceğim. Çok uzun süredir bu meslektesiniz. Sadece mesleği yapmıyorsunuz, mücadele veriyorsunuz. 60 yılı yakın, öyle demeyeyim, yaşınızı abartmayayım. 56. 56 yıldır uğraşıyorsunuz. Başınıza neler geldiğini başta birazcık özetlediniz. Ondan çok daha fazlasını yaşadınız aslında ve yaşıyorsunuz. Bir an gelip de artık yani bu kadar yıl yeter artık, hayır, bu hayır, gelmiyor hayır, mu? Hayır, asla. Yorulmuyor musunuz? Hayır. Çünkü ülkemi seviyorum, insanlarımı seviyorum. Ya onların daha güzel bir Türkiye'de. Çünkü Türkiye gerçekten çok güzel. O adalet yürüyüşünde düşünmüştüm. Ya her taraf cennet. Yürüyüş sırasında yani. Ya şu cennette hepimiz değişik görüşlerde de olsa ne kadar mutlu yaşayabiliriz. İşte onu sağlamak hepimizin görevi. Bir çeşit onun sağlanmasına katkıda bulunabilmek için benim bir hukukçu olarak mücadele vermem gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü işte çocuklarımız var, çocuklarımızın çocukları oluyor. Yani bu güzel Türkiye'de onların yarınlarını da düşünmek, yarın onların kullanacağı Türkiye'yi düşünmek hepimizin görevi. O yüzden ilk adım yani 31 Mart sandık. Ve sandığı korumak. Tamam. Böyle bitirelim o zaman Turgut Bey. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Teşekkür adı hukuk ve adaletle en sık anılan isimlerden biri dedim. Gerçekten de öyle olduğunu bugün yaptığı yorumlar ve verdiği bilgilerle bir kez daha gösterdi. Turgut Kazandı konuğumuz. Yeni programlar ve yeni konuklarla tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ediyoruz.